Gülse merhaba. Merhaba. Başlıyoruz. Başlayalım. Instagram hesabın var mı? Evet. Gulse_Gocer. Zaten Instagram hesabımın biyografisinde de bütün hesaplarım yazıyor. Snapchat olsun, Musical.ly olsun. Bütün hesaplarım Snapchat, Instagram biyografisinde yazıyor. Taklit hesaplar hakkında ne düşünüyorsun? Taklit hesapları yani amaçlarının ne olduğunu anlamadım, anlamıyorum, anlamayacağım. Ve hepsiyle zaten babamın falan da avukatları ilgileniyorlar ve bir tane YouTube'da taklit hesabım vardı. Fake hesap biliyorsunuzdur. Peki. O artık yok ve yani avukatlar sayesinde artık öyle bir hesap yok. Peki Facebook hesabın var mı? Facebook hesabım da yok. Ve oradan olan sahte hesapların hepsini beni seven kişiler, sizler lütfen engelleyin, şikayet edin. Facebook hesabım yok ve Twitter hesabım da yok. Peki sana kötü yorum yapan arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun? Onların yani kimse sizi izlemeniz için zorlamıyor. Yani beni ablanız olarak düşünün eğer benden küçükseniz. Benden büyükseniz beni de kız kardeşiniz olarak düşünün ama yani beğenmiyorsunuz izlemeyin. Kimse sizi zorlamıyor ki. Evet, burada ben devreye giriyorum. Sahte hesapların arkasına saklanıp küfreden arkadaşlara özellikle söylüyorum. Bu çok yanlış bir şey. Gülse'yi bir kız kardeşiniz, bir ablanız gibi görüp ona söyleyebileceğiniz lafları Gülse'ye etmenizi istiyorum. Eğer ki farklı bir yorumunuz varsa lütfen sahte hesapların arkasına saklanmayın. İsim, soy isim, telefon yazın. Bizim bilişim suçlarıyla ilgilenen avukatlarımız gereğini yaparlar. YouTube hesabım vardı bir tane daha sahte. O ne oldu? Söyledim az önce de zaten. O avukatlar sayesinde yok oldu. Peki. Yani bu işi takip ediyoruz. Evet. Tamamen sonuna kadar babam da destek çıkıyor ve böyle bir şey yani yapmayın. İstemiyorsanız takip etmeyebilirsiniz. Biz burada eğlence için varız. YouTube kimsenin tek elinde değil. Para kazanmak amacımız yok. Para kazanmamız kapalı ama kazanmak istesek bile bunun sizinle bir alakası yok. YouTube hiç kimsenin tek elinde değil. Herkes istediğini yapabilir. Öncelikle kendi YouTube hesaplarına bakabilirsiniz. İki tane blog üst üste koyma hesabı ve bir tane videoyla başkalarına laf etmeyin. Kendi hesabınızda düzgün şeyler yapın lütfen. Özellikle bana velet yazan kişilerin profillerine baktığımda 8-10 yaşında evet, veletler oldu. Şeyler görüyorum. O yüzden yani gerek yok böyle şeyler. Peki hemen keyifli sorulara geçelim. Evet, bu sıkıcı konuşmalardan sonra. Herhangi bir skeçte hangi oyuncunun hangi rol oynayacağına kim karar veriyor? Kimin karar verdiğini ben de bilmiyorum ama yönetmenimiz ve yönetmen yardımcımızın fikirleri tabii ki ağırlıklı olarak basıyor. Ezo ablayla aran nasıl? Ezo ablayla herkesin arası çok iyi. Ezo abla zaten çok tatlı bir insan ve onu gerçekten hepimiz çok seviyoruz. Peki. Şimdi bir soru daha bulalım. Daha önce oynadığın dizi ve filmler? İlk önce Kördüğüm'de oynadım 4. bölümünde. Sonrasında 5 bölüm boyunca Oyun Bozan'da ana kasta vardım. Şimdi de Güldüğü Güldüğü. Kördüğüm. Buradaki karakterin neydi? Kaçıncı bölümdü? Kördüğüm 4. bölümünü söylediğim gibi. Ve Feyza karakterinin küçüklüğünü oynadım. Bir flashback sahnesiydi. 41-42. Dakika. Evet, piyano çalma sahnesi. Dakika gibi bir şey olması lazım. Peki Oyun Bozan'da ana kasta mıydın? Evet, Oyun Bozan'da ana kasta. Kaç bölüm oynadın? 5 bölüm oynadım. Bunların da altını çizelim çünkü defalarca soruluyor. Bazı soruları cevapladım bu yüzden cevaplamıyorum demişsin. Buna çok tepki aldın cevaplamadın diye. Halbuki? Halbuki ben benim ilk zaten tek sosyal medya hesabım Instagram'dı. Sonra diğerleri açıldı. Instagram'da çok takipçim olunca. Ben Instagram'daki takipçilerim YouTube'a gelir zannettim. YouTube'dan ayrıca benim keşfeden, YouTube'dan beni öğrenen kişiler olacağını hiç düşünmemiştim. O soruların hepsini ben Instagram'da cevapladım. Instagram'ın bir dakikalık süresi yetmediği için. Yani Instagram'ın bir dakikalık süresi yetmediği için de YouTube'a geçtik. Peki. İdolün var mı? Varsa kim? Öyle belli bir idolüm yok aslında ama Pentatonix grubu akapella yapıyorlar. Söyleyeyim tekrar. Pentatonix. Çok güzel şarkıları var. Kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle Daft Punk şarkıları. Oynadığın skeçler arasında en beğendiğin? Tiki aile skeci çok eğlenceliydi. Telefonun var mı? Markası ne? Ay bu soru çok geliyor ama hava atmak gibi olur diye şu ana kadar hiç cevaplamadım ama o kadar çok geldi ki artık söyleyeyim.
iPhone 5S. Peki, hayranların yorumlarını ve mesajlarını okuyor musun? Hepsini okuyorum arkadaşlar. Hepsine cevap veremiyorum. Bunu kabul ediyorum ama hepsini okuduğuma size buraya söz verebilirim. Kesinlikle hepsini görüyorum. BKM'ye katılma hikayeni bir anlatır mısın? Onu sanırsam anlatmıştım ama Instagram'da galiba, tekrar anlatayım. Ben oyun bozandaydım ve ondan sonra oyun bozan bitti. Eğer oyun bozan bitmeseydi ben BKM'ye gidemeyecektim. Ve oyun bozan bitti tuhaf bir şekilde. Ne sebebini bilmiyorum. Ve güldü güldüydeyim. Güldü güldüye seçildiğinde ne hissettin? Böyle çok mutlu oldum. Yani kafamı böyle yastıkların içine sokup ondan sonra yastıkların içinde çığlık attım ses çıkmasın diye. Gerçekten çok eğlendim. Böyle çok mutluydum yani. Herhangi bir müzik aleti çalıyor musun? Piyano çalıyorum. Onun dışında bir müzik aleti çalıyorum. İngilizce ve İspanyolcayı nerede öğreniyorsun? Okulda, ders olarak. Kulis arkasından fotoğraf ya da video çeker misin? Çekmeyi istiyorum ama maalesef izin vermiyorlar. BKM'de hangi günler yayınlanıyor? Güldüğü güldüğü. Yani seni ses gelip canlı görmek istesek? Beni gelip canlı görmeyi isterseniz cumartesi günleri gösterimiz var. Cumartesi günleri gösteriden sonra görebilirsiniz. Biletix'ten bilet alıp evet, saat 5'te başlıyor. 8-8.30 gibi bitiyor. En sevdiğin çiçek diye bir soru görmüştüm. Ben. Evet, en sevdiğin çiçek. Papatya. Ben papatyaları çok seviyorum. Böyle tatlı tatlı çiçekler. En sevdiğim çiçek papatya. En sevdiğin hayvan söylemiştin ama. En sevdiğim hayvan kesinlikle köpek. Ben bütün hayvanları aslında çok seviyorum. İşte kaplumbağalardan tutun köpeklere kadar bütün hayvanları çok seviyorum. Sadece bundan birazcık tepki alabileceğimi de düşünerek söylüyorum. Ben kedileri çok seven bir insan değilim maalesef. Bunu şu an herkes bana kızacak biliyorum ama ben kedileri sevmiyorum. Şöyle diyelim, köpekleri kedilerden daha çok seviyorsun. Köpekleri kedilerden evet çok daha fazla seviyorum. Yüzme biliyor musun? Biliyorum. Hem de böyle balık gibi biliyorum. Peki bir soru var. Bu soruyu özellikle sormak istedim. Azerbaycanlı kardeşlerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Kesinlikle düşüncem şu. İki bayrak, iki devlet, tek millet, tek yürek. Güzel. Sadece soru cevap mı çekeceksin? Başka video çekme düşüncen var mı? Başka video çekme düşüncem var YouTube'da. Ama yani annenle ilgili bir planım var. Evet, annemle ilgili bir planım var. Size de küçük bir spoiler vereyim. Annem kitap okumayı çok sever. Daha bir şey söylemiyorum. Süper. Bakalım. Soruları. BKM'de aranızda hiç küslük oluyor mu? Valla bir konuyla ilgili tartışıyoruz. Ama küslük, ya böyle küslüğün kesi bile oluyor. Tartışıyoruz sonra. Sen öyle düşünüyorsun, ben de böyle düşünüyorum deyip sonra böyle kol kola yürümeye devam ediyoruz yani. Makyaj yapıyor musunuz? Asla. Kesinlikle makyaj yapmıyorum. Bakalım. Güzel oyunlar. Okul açılınca da güldüğü güldüğü devam edecek mi? Zaten bunu vermiştik cevabını. Evet. Devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Videoda adımı söyler misin? Haksızlık olmasın diye. Ona cevap ver. Cevap vereyim. Videoda herkesin adını söylemeyi tabii ki isterim ama yani herkesin adını söylersem bu sefer adını söylememi istemediğim kişiler falan da olur. Bu yüzden hiç kimsenin adını söylemiyorum. Karne ve ortalaman konusunda yalan söylediğin söyleniyor. Instagram'da resmi var. Artık Instagram'da büyütme de geldi. Ortalamadan tutup notlarınızın hepsine bakabilirler. Ortalamamdan tutup notlarıma kadar her şeyi görebilirsiniz. Bir fotoğraf da var. Peki, bana selam yollar mısın? Devam cevap vermiştik onlara. İstanbul'da oturuyorsun. Onu zaten söylemiştim daha önce. En sevdiğin renk diye de bir soru. Evet, burcun ne? En sevdiğin renk? En sevdiğim rengi ben Çanakkale'de hiç cevaplamamıştım. Instagram'da da cevaplamamıştım. Benim en sevdiğim renk sarı ve turuncu arkadaşlar. Özellikle turuncu böyle çok cıvıl cıvıl çok güzel bir renk gibi geliyor bana. Çekimler kaç saat sürüyor? Çekimlerden sonra gelsek seni görebilir miyiz? Çekimler cumartesi günü dediğim gibi saat 5'te gösteri başlıyor. 8'e 9'a doğru falan da bitiyor. Ama biz tabii ki saat 5'te oraya gitmiyoruz. Öncesinde bol bol prova aldığımız için saat böyle 1'de falan biz orada olmak zorundayız. Ama o sırada da hep kuliste ve hep provada olduğunuz için bizi göremezsiniz.
Ancak gösteriden sonra görebilirsiniz. Evet, babanın ses tonu ve bunun güzelliğiyle ilgili iltifatlar var. Teşekkür ediyorum. Baba, sürekli bu soruları okuyup okuyup kendin işin var diyorsun ya. Bakıyoruz. Ha, gene geldi babanın mesleğine. Kusura bakmayın, bu soruyu cevaplayamıyorum. En sevdiğin renk. Kaç tane dizide oynadın? Bunları cevaplamıştık. Tiyatro eğitimi aldın mı? Tabii evet, ki. Evet, bir sene boyunca Erbulak evinde oyunculuk eğitimi aldım. Sahnede doğaçlama yapıyor musunuz? Evet, tabii ki yapıyoruz. Unuturum diye hiç heyecanlanıyor musun? Vallahi sahneye çıkmadan önce böyle bir düşünüyorum, heyecanlanıyorum. Ama diyorum ki neden heyecanlandım? Unutursam zaten bir şey olmaz. Orada ve bana Ezo abla falan durdurup her şeyi söylüyor zaten. Alkış alıyoruz unuttuğumuz zaman. Yani seyirci bizim unutmamızı böyle iyi karşıladığı için seyirciyi gerçekten çok seviyorum. Seyirciye selamlar. O yüzden yani heyecanlanıyorum ama neden heyecanlandığımı bilemeden heyecanlanıyorum. Sahne heyecanı. Evet, sahne. Bilgisayar oyunu oynuyor musun? Bilgisayar oyunu fazla aslında oynamıyorum. Sadece Minecraft oynuyorum. Ve babam Minecraft'ı hiç sevmiyor. Tuhaf. İki tane bloğu üst üste koyuyorsun. Ne oluyor ki diyor. Ama bence çok eğlenceli. Kardeşin kaç yaşında? Kardeşim 7,5-8 yaşında. O oyuncu mu? Herhangi bir dizide oynadı mı? Hayır, o bir dizide oynamadı ama bilmiyorum oynar mı. İstemiyor şu an pek fazla. Gülseciğim, geçen sefer Jet'le ilgili espri yaptık. Bazı arkadaşlar onu ciddiye almış. onu ciddiye alacak arkadaşların. Gerçekten buradan ben tebrik ediyorum. Jet'imi benim ismin önünde bırakmışsın dedim babama yani. Gerçekten. Ama doğru, ne yapalım? İki tane Jet sende, evet, iki bende, iki annen de var. İki bende, iki annem de, iki de kardeşim de var. Ehliyet alacak 9 yaşında gelince. 9 yaşında Jet ehliyet alıyor, biliyor musun? Süper, tamam. Daha fazla makara yapmayalım. Tamam. Evet, Güldüğü Güldüğü Şov'dan sonra sizinle tanışmaya gelebilir miyiz diye bir soru var. Zaten söylemiştik. Evet. Benim telefonumda da birkaç soru vardı. Onlara cevaplayayım mı? Sen ona bak. Türkiye haricinde gitmek istediğin bir yer var mı? İspanya. İspanya'ya gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Seneye gidiyoruz, bekle. Burada bir yerde benim de sorularım vardı. Birkaç tane Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsun? Gelecekte oyuncu olmak istiyorum tabii ki. Ve onun dışında böyle daha iş gibi olarak şey olursa mimar da olabilir. Ama oyuncu olmayı çok istiyorum. Pekala. Uçmak gibi bir özelliğin olsa hangi ülkelere giderdin İspanya dışında? İspanya'ya giderdim. Bir de aslında Afrika'ya giderdim. Çünkü Afrikalı yılanları falan izlemeyi çok istiyorum ama aslında birazcık da korkuyorum. O yüzden uçarak böyle, bana ulaşamayacakları bir yerden uçarak bakmayı çok isterdim. Şimdi benim sorularıma geçelim mi? Geçelim. Bileğim şey demiş. En sevdiğin ünlü şarkıcı kim? Peki en sevdiğin ünlü şarkıcı sana seni Londra'ya ailenle beraber götüreceğim dese onunla mı giderdin? Yoksa Güldüğü Güldüğü Şov'un arkadaşlarına mı giderdin demiş. Pardon. Devam et. En sevdiğim ünlü, bir ünlü olarak yok ama dediğim gibi Pentatonix grubunu çok seviyorum. Ve Londra'ya ünlüyle mi giderdin yoksa Pentatonix grubuyla mı giderdin yoksa Güldüğü Güldüğü'yle mi giderdin demişler. Kesinlikle Güldüğü Güldüğü Şov'dan arkadaşlarımla giderdim. Çünkü o ünlü kişiyle bizim bir muhabbetimiz olmayacak. Yani senin bir iş vardı, ne yaptın onu falan demeyeceğim. Ama Güldüğü Güldüğü Şov'daki arkadaşlarımla neredeyse 7/24 beraberiz. O yüzden onlarla daha böyle yakın olduğum için kesinlikle onlarla gitmek isterdim. Bir çizgi film karakteri olsaydın hangisi olmak isterdin? Güzel bir soru. Ay, çok güzel bir soru. Hangisi olmak isterdim? Düşünelim. Ariel. Deniz kızı Ariel. Peki şimdilik bir videoya ara verelim. Bir sonraki videoya diğer soruları toparlayalım. Tamamdır. Hoşça kal diyelim. Görüşmek üzere.